Evet sevgili seyirciler, ülkede bu sabah tüm hızıyla devam ediyor dedik. Şu anda stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz ve çok önemli bir konuyu konuşacağız kendisiyle. Profesör Doktor Süleyman Derin var yanımızda. İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Erlan Hanım. Evet, şimdi Sayın Derin, İmam-ı Rabbani'yi anmak, anlamak ve onun misyonunu tekrar hatırlatmak amacıyla bir sempozyum düzenleniyor. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından ve siz de bu sempozyumun öncülerindensiniz. Sempozyumun içeriğini soracağım ama öncelikle dilerseniz İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni bir tanımak babında, bilmeyenler, tanımayanlar veya tekrar hatırlatmak babında kişiliğine, kimliğine, misyonuna, vizyonuna bir değinelim. Öncelikle öyle başlayalım. Çok teşekkür ederim Erna Hanım bu fırsatı verdiğiniz için. İmam-ı Rabbani Hazretleri 17. yüzyılda yaşamış. Hicri 2. bin yılın başında yaşamış. Büyük bir din alimi ve tasavvuf büyüğümüz. Kendisi o dönemde böyle Müslümanlar tabii Hindu bir çoğunluğun içinde yaşadığı için dini ilahi adı altında yeni bir din efendim kurmak istiyor ülkenin yöneticileri. Ve Müslümanlar büyük baskı altında. O dönemde ortaya çıkıyor. Barışçıl bir şekilde, hiçbir şekilde yani silaha efendim bir iş çatışmaya fırsat vermeden İslam'ı tekrar ve tasavvufu rayına oturtuyor ve bu şekilde dini yenilemiş oluyor. Yani zayıflayan dini duyguları veyahut da tasavvufla İslam'ın arası açılmış biraz. Onu tekrar cem ederek, birleştirerek orada İslam'ın ve Müslüman'ın aleyhine olan büyük bir efendim fesadı engellemiş oluyor. Bu yüzden çok önemli bir şahsiyet İmam-ı Rabbani. Misyonu çok önemli. Bugün bizim için çok önemli ders alabileceğimiz yönleri var. O yüzden biz Hüdayi Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve bazı diğer kardeş kuruluşlarla beraber bu uluslararası sempozyum düzenledik ki o günden bugüne alabileceğimiz dersleri dinleyicilerimize efendim ondan sonra kültür dünyamıza hediye etmiş olalım diye düşündük. Evet. Peki şimdi sempozyum 15 Kasım'da gerçekleşecek değil mi? Haftaya evet. Cuma gününe denk geliyor. Sempozyumda neler konuşulacak? Türk akademisyenlerin yanı sıra birçok akademisyen geliyor bildiğim kadarıyla İtalya'dan, Pakistan'dan, Yeni Zelanda'dan, Makedonya'dan, Özbekistan'dan. Biraz sempozyum hakkında konuşalım. Sempozyum daha çok İmam-ı Rabbani'nin hayatı, şahsiyeti, eserleri ve tesirleri üzerine olacak. Yani çünkü ülkemizde çok büyük tesirleri var. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ülkemizde tasavvuf toplumsal barışın da bir esasında sigortasıdır. Bunun altında tasavvuf büyükleri. İmam-ı Rabbani belki uzak bir coğrafyada yaşamış ama nakşilik bugün Türkiye'de çok yaygın bir tarikattır. Ve nakşi kültürü mesela İmam-ı Rabbani'nin tecidiyle yeni bir şekil almıştır. İmam-ı Rabbani kendisi hapse girmiş bu dönemde. Zulme uğramış. Ama hiçbir şekilde mesela taraftarlarına bir ayaklanma, bir isyanına sevk etmemiş. Yani hakkı ve bildik doğruları savunarak sağlam ve sert duruşuyla tekrar devlet idaresini İslami bir şeye çekmiş. Efendim o merkeze geri döndürmüş oldu. O yüzden yani bu sempozyum çok önemli. Biz dünyadaki bütün uzmanlara ulaşmaya çalıştık. Yani Yeni Zelanda'da mesela İngilizce'ye tercüme etmiş mektubatı. İşte efendim tabii kendisi Hindistan'da yaşamış. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Avrupa'dan. Bu sahanın uzmanlarını hepsini davet ettik. Tabii bir kısmı gelemedi. Ama büyük çoğunlukla sahanın uzmanlarını bir konferansta birleştireceğiz inşallah. Çok büyük bir fırsat oldu bizim için. Böylece bu büyük Allah dostu. Şunu da söyleyeyim. Ülkemizde maalesef geçmişimiz her zaman hakşinas davranamıyoruz. Onları yad edemiyoruz. Böylece İmam-ı Rabbani'nin hatırası ve tabii ki güzel fikirleri günümüze çok canlı şekilde yansımış olacak inşallah. Yoğun bir katılım bekliyorsunuz herhalde. Evet. 3000 kişilik bir salon Haliç Kongre Merkezi'nde 15'inde. 16-17'si Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde. Orası da yaklaşık 1000 kişilik bir salon. Tabii ilk defa böyle bir uluslararası sempozyum yapıldı bu saha. Yani İstanbul'da kültür seven bir şehrimiz, şanslı bir şehirdeyiz. Bu anlamda ilk mi olacak? Uluslararası ilk defa yapılıyor İmam-ı Rabbani üzerine. Daha önce daha ulusal çapta yapılmıştı. Ama onun önemi hakikaten dünya çapında bir tasavvuf büyüğü. Ben şöyle söylüyorum. Hindistan'ın Müslüman Gandhi'si diyorum. Evet. Yani hiçbir hata olmasın ama. Çünkü yaptığı işlere baktığımız zaman iş çatışmaları engel oluyor. Ama hakkı ve hakikati koruyor. Böyle güzel bir misyonu var. Bu yüzden yani bilinmesi gerekiyor bence. Peki biraz da yine misyonuna dönecek olursak bu büyük İslam aliminin. Şimdi tasavvuf kısmını cem etti dediniz. Evet. İslam ve tasavvufu cem etti, birleştirdi dediniz. Yani bu anlamda daha önce yapılmamış olan bir şey ve bu nelere, neler doğurdu? Bunun sonrasındaki süreçlerde neler oldu? Şöyle diyelim, daha önce yapılmamış demeyelim. Daha önce İslam'ın tasavvuf beraber giderken o dönemde işte dini ilahi çalışmaları. Bugün de maalesef değil mi ülkemizde görüyoruz.
Yani ne yapılıyor mesela, diyelim ki Alevi kardeşlerimiz böyle ayrı bir din gibi lanse edilmek istiyor. Mesela maalesef bu Avrupa Birliği'nin projesidir. Arnavutluk'ta Bektaşiler ayrı bir din olarak kabul edildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bektaşiler, evet. Yarın Nakşiler, yarın Mevleviler ayrı birer din gibi. Yani bu çok büyük bir bölünme, parçalanma. Orada da böyle bir faaliyet var. Yani insana o zamanın işte padişahı Sufileri bir tarafa ayırıyor, İslam bir tarafa ayırıyor. Bunlar sanki birbirine alternatif ve düşmanmış gibi lanse ediliyor. Halbuki öyle değil. Yani Sufiler, efendime söyleyeyim, Müslümanlar hepsi aynı dinin değişik yansımalarıdır bunlar. Yani tasavvuf daha çok maneviyat üzerine ağırlık verir. Kelam işte teolojiyi öne alır. Efendim fıkıh İslam kurallarını öne alır. Hepsi bir bütündür. O parçalanmaya engel olduğu için çok önemli bir misyona sahip. Bugün de ülkemizde ve dünyada tasavvuf daha böyle felsefi, daha güzel, İslam şeriat katı ve sert gibi bir ayrışmaya doğru bir yöneliş var. Aslında bu normal bir şey değil. Yani tasavvuf ve İslam her zaman beraberdir. Her zaman bugüne de bu yansımasını belki önemseyebiliriz diye düşünüyorum. Peki Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı önderliğinde gerçekleştirilecek Haliç Kongre Merkezi'ndeki bu buluşma noktası. Biraz vakfın da çalışmalarından bahsedelim dilerseniz. Ne tarz çalışmaları var bu vakfın, amaçları? Şimdi bu tür uluslararası sempozyumlar çok masraflı, onu da söyleyeyim. Tabii böyle ciddi bir vakıf desteği olmadan sadece üniversite camiasının bu işi toparlaması çok zor. Biz üniversite camiası olarak akademik destek veriyoruz. Ama lojistik desteği, maddi desteği de bu tür vakıflarımızdan, kardeş kuruluşlarından sağlıyoruz. Hüdayi Vakfı bütün dünya çapında daha çok fakir fukara, yani Afrika'da, efendim uzak doğuda yardım etmekle beraber ikinci bir şey de eğitim faaliyetleridir. Yani oralarda daha çok İslam'ın öğrenilmesine yönelik. Çünkü biliyorsunuz Afrika'da Müslümanlar var büyük miktarda. Kırgızistan, Kazakistan gibi efendim Kafkaslar'da Müslümanlar var. Uzak doğuda, Aceh'de, şurada burada. Onlara tabii destek vermek gerekiyor. Hem eğitim desteği hem de onların tabii fakir ülkeler. Hüdayi Vakfı daha çok bu dediğim uzak coğrafyalarda Müslümanları koruyan, kollayan, hatta bugün sabah haberleri dinlerken şey yapmıştım. Bir devlet bakanımız açılışını yapmış. Kamerun'da bir işte İmam Hatip Türü bir okul açılmış mesela. Hem memleketimizin şeyini oraya taşıyor. Efendim sevgisini, bizim Türk milletinin oradaki kardeşleri olan paylaşımını oraya taşıyor. Hem de tabii dini bir vakıftır. Yani dini olarak oralarda Müslümanlara yardımcı olan bir vakıf. Tabii bu sempozyumda, sempozyumda kültürel şeyler destek veriyor. Böyle bir şey oldu. Biz de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak akademik desteğimizi ortaya koyduk. Böylece bir işbirliği yapmış olduk. Peki. Son olarak şunu bir öğrenmek istiyorum size. Birçok akademisyenin katıldığını az önce de ifade ettik, konuştuk. Akademisyenlerin peki katılımları ne yönde olacak? Onun da cevabını alayım sizden. Ülkemiz Allah'a şükür yani bütün ilahiyat fakültelerimizde tasavvuf bölümleri var. Yüksek bir burada potansiyelimiz var bizim. Bütün hocalarımızı çağırdık. Bütün üniversitelerimize davetiye gönderdik. İstanbul'da biliyorsunuz aynı zamanda bir üniversite kenti. Oradan da çok sayıda bir efendim öğrenci, akademisyen bekliyoruz. Tahminim çok canlı bir kültürel ve tasavvufi bir şölen olacak inşallah. Bu şölenden hepimiz zevkle istifade ederiz diye düşünüyorum. Peki son sözlerinizi de almış olalım ve söyleyişimize noktayı koyalım. Son olarak aktarmak istedikleriniz varsa. Yani bu tür uluslararası sempozyumlar çok masraflı ve çok zahmet oluyor organize etmek. Yani o kadar akademisyeni birleştirmek. Biz halkımızdan, İstanbul'dan beklediğimiz canlı bir katılımla yurt dışından gelen, uzaklardan gelen, Yeni Zelanda'dan, işte efendim Afrika'dan, Amerika'dan gelen misafirlerimize bir iyi bir ev sahipliği yapmaları. Orada yapmaları gereken yani katılmaları. Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiğiniz için Erdem Hanım. Evet, çok çok teşekkürler ediyoruz. Stüdyomuza konuk olarak ağırladığımız Profesör Doktor Süleyman Derin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda da İSTAM, değil mi? İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Başkanı. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. 15 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Davetiyeleri bulabilenler. Davetiye gerekmiyor zaten girişim. Davetiye gerekmiyor. 16-17'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacak. Çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Ve spor haberleriyle evet sevgili seyirciler, ülkede bu sabah tüm hızıyla devam ediyor dedik. Şu anda stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz ve çok önemli bir konuyu konuşacağız kendisiyle. Profesör Doktor Süleyman Derin var yanımızda. İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Erin Hanım. Evet, şimdi Sayın Derin,
İmam-ı Rabbani'yi anlamak ve onun misyonunu tekrar hatırlatmak amacıyla bir sempozyum düzenleniyor. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından ve siz de bu sempozyumun öncülerindensiniz. Sempozyumun içeriğini soracağım ama öncelikle dilerseniz İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni bir tanımak babında, bilmeyenler, tanımayanlar veya tekrar hatırlatmak babında kişiliğine, kimliğine, misyonuna, vizyonuna bir değinelim. Öncelikle öyle başlayalım. Çok teşekkür ederim Erna Hanım bu fırsatı verdiğiniz için. İmam-ı Rabbani Hazretleri 17. yüzyılda yaşamış, Hicri 2. bin yılın başında yaşamış büyük bir din alimi ve tasavvuf büyüğümüz. Kendisi o dönemde böyle Müslümanlar tabii Hindu bir çoğunluğun içinde yaşadığı için dini ilahi adı altında yeni bir din efendim kurmak istiyor ülkenin yöneticileri. Ve Müslümanlar büyük baskı altında. O dönemde ortaya çıkıyor. Barışçıl bir şekilde, hiçbir şekilde yani silaha efendim bir iş çatışmaya fırsat vermeden İslam'ı tekrar ve tasavvufu rayına oturtuyor ve bu şekilde dini yenilemiş oluyor. Yani zayıflayan dini duyguları veyahut da tasavvufla İslam'ın arası açılmış biraz. Onu tekrar cem ederek, birleştirerek orada İslam'ın ve Müslüman'ın aleyhine olan büyük bir efendim fesadı engellemiş oluyor. Bu yüzden çok önemli bir şahsiyet İmam Rabbani. Misyonu çok önemli. Bugün bizim için çok önemli ders alabileceğimiz yönleri var. O yüzden biz Hüdayi Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve bazı diğer kardeş kuruluşlarla beraber bu uluslararası sempozyum düzenledik ki o günden bugüne alabileceğimiz dersleri dinleyicilerimize efendim ondan sonra kültür dünyamıza hediye etmiş olalım diye düşündük. Evet. Peki şimdi sempozyum 15 Kasım'da gerçekleşecek değil mi? Haftaya evet. bu hafta içi cuma gününe denk geliyor. Sempozyumda neler konuşulacak? Türk akademisyenlerin yanı sıra birçok akademisyen geliyor bildiğim kadarıyla İtalya'dan, Pakistan'dan, Yeni Zelanda'dan, Makedonya'dan, Özbekistan'dan. Biraz sempozyum hakkında konuşalım. Sempozyum daha çok İmam Rabbani'nin hayatı, şahsiyeti, eserleri ve tesirleri üzerine olacak. Yani çünkü ülkemizde de çok büyük tesirleri var. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ülkemizde tasavvuf toplumsal barışın da bir esasında sigortasıdır. Bunun altında tasavvuf büyükleri. İmam Rabbani belki uzak bir coğrafyada yaşamış ama Nakşilik bugün Türkiye'de çok yaygın bir tarikattır. Ve Nakşi kültürü mesela İmam Rabbani'nin tecidiyle yeni bir şekil almıştır. İmam Rabbani kendisi hapse girmiş bu dönemde. Zulme uğramış. Ama hiçbir şekilde mesela taraftarlarına bir ayaklanma, bir isyanına sevk etmemiş. Yani hakkı ve bildik doğruları savunarak sağlam ve sert duruşuyla tekrar devlet idaresini İslami bir şeye çekmiş. Efendim o merkeze geri döndürmüş oldu. O yüzden yani bu sempozyum çok önemli. Biz dünyadaki bütün uzmanlara ulaşmaya çalıştık. Yani Yeni Zelanda'da mesela İngilizce'ye tercüme etmiş mektubatı. İşte efendim tabii kendisi Hindistan'da yaşamış. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Avrupa'dan. Bu sahanın uzmanlarını hepsini davet ettik. Tabii bir kısmı gelemedi. Ama büyük çoğunlukla sahanın uzmanlarını bir konferansta birleştireceğiz inşallah. Çok büyük bir fırsat oldu bizim için. Böylece bu büyük Allah dostu. Şunu da söyleyeyim. Ülkemizde maalesef geçmişimiz her zaman hak şinas davranamıyoruz. Onları yad edemiyoruz. Böylece İmam Rabbani'nin hatırası ve tabii ki güzel fikirleri günümüze çok canlı şekilde yansımış olacak inşallah. Yoğun bir katılım bekliyorsunuz evet, herhalde. Evet, 3000 kişilik bir salon Haliç Kongre Merkezi'nde 15'inde, 16-17'si Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde. Orası da yaklaşık 1000 kişilik bir salon. Tabii ilk defa böyle bir uluslararası sempozyum yapıldı bu sahada. Yani İstanbul'da kültür seven bir şehrimiz, şanslı bir şehirdeyiz. Bu anlamda ilk mi olacak? Uluslararası ilk defa yapılıyor İmam Rabbani üzerine. Daha önce daha ulusal çapta yapılmıştı. Ama onun önemi hakikaten dünya çapında bir tasavvuf büyüğü. Ben şöyle söylüyorum. Hindistan'ın Müslüman Gandhi'si diyorum. Evet. Yani hiçbir tahta almasın ama. Çünkü yaptığı işlere baktığımız zaman iş çatışmalara engel oluyor. Ama hakkı ve hakikati koruyor. Böyle güzel bir misyonu var. Bu yüzden yani bilinmesi gerekiyor bence. Peki biraz da yine misyonuna dönecek olursak bu büyük İslam aliminin. Şimdi tasavvuf kısmını cem etti dediniz. Evet. İslam ve tasavvufu cem etti, birleştirdi dediniz. Yani bu anlamda daha önce yapılmamış olan bir şey ve bu neler doğurdu? Bunun sonrasındaki süreçlerde neler oldu? Şöyle diyelim, daha önce yapılmamış demeyelim, daha önce İslam'ı tasavvuf beraber giderken o dönemde işte dini ilahi çalışmaları. Bugün de maalesef değil mi ülkemizde görüyoruz. Yani ne yapılıyor mesela diyelim ki Alevi kardeşlerimiz böyle ayrı bir din gibi lanse edilmek istiyor. Mesela maalesef bu Avrupa Birliği'nin projesidir. Arnavutluk'ta Bektaşiler ayrı bir din olarak kabul edildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bektaşiler, yarın Nakşiler, yarın Mevleviler ayrı birer din gibi. Yani bu çok büyük bir bölünme, parçalanma. Orada da böyle bir faaliyet var. Yani insan o zamanın işte padişahı Sufileri bir tarafa ayırıyor. İslam bir tarafa ayırıyor. Bunlar sanki birbirine alternatif ve düşmanmış gibi lanse ediliyor. Halbuki öyle değil. Yani Sufiler, efendim
efendime söyleyeyim, Müslümanlar hepsi aynı dinin değişik yansımalarıdır bunlar. Yani tasavvuf daha çok maneviyat üzerine ağırlık verir. Kelam işte teolojiyi öne alır efendim. Fıkıh İslam kurallarını öne alır. Hepsi bir bütündür. O parçalanmaya engel olduğu için çok önemli bir misyona sahip. Bugün de ülkemizde ve dünyada tasavvuf daha böyle felsefi, daha güzel, İslam şeriat katı ve sert gibi bir ayrışmaya doğru bir yöneliş var. Aslında bu normal bir şey değil. Yani tasavvuf ve İslam her zaman beraberdir. Her zaman bugüne de bu yansımasını belki önemseyebiliriz diye düşünüyorum. Peki Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı önderliğinde gerçekleştirilecek Haliç Kongre Merkezi'ndeki bu buluşma noktası. Biraz vakfın da çalışmalarından bahsedelim dilerseniz. Ne tarz çalışmaları var bu vakfın, amaçları? Şimdi bu tür uluslararası sempozyumlar çok masraflı, onu da söyleyeyim. Tabii böyle ciddi bir vakıf desteği olmadan sadece üniversite camiasının bu işi toparlaması çok zor. Biz üniversite camiası olarak akademik destek veriyoruz. Ama lojistik desteği, maddi desteği de bu tür vakıflarımızdan, kardeş kuruluşlarından sağlıyoruz. Hüdayi Vakfı bütün dünya çapında daha çok fakir fukara, yani Afrika'da efendim, uzak doğuda yardım etmeyle beraber ikinci bir şey de eğitim faaliyetleridir. Yani oralarda daha çok İslam'ın öğrenilmesine yönelik. Çünkü biliyorsunuz Afrika'da Müslümanlar var büyük miktarda. Kırgızistan, Kazakistan gibi efendim, Kafkaslar'da Müslümanlar var. Uzak Doğu'da, Aceh'de, şurada burada. Onlara tabii destek vermek gerekiyor. Hem eğitim desteği hem de onların tabii fakir ülkeler. Hüdayi Vakfı daha çok bu dediğim uzak coğrafyalarda Müslümanları koruyan, kollayan, hatta bugün sabah haberleri dinlerken şey yapmıştım. Bir devlet bakanımız açılışını yapmış. Kamerun'da bir işte İmam Hatip türü bir okul açılmış mesela. Hem memleketimizin şeyini oraya taşıyor. Efendim sevgisini, bizim Türk milletinin oradaki kardeşleri olan paylaşımını oraya taşıyor. Hem de tabii dini bir vakıftır. Yani dini olarak oralarda Müslümanlara yardımcı olan bir vakıf. Tabii bu sempozyumda, sempozyumlarda tabii, sempozyumda kültürel şeyler destek veriyor. Böyle bir şey oldu. Biz de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak akademik desteğimizi ortaya koyduk. Böylece bir işbirliği yapmış olduk. Peki. Son olarak şunu bir öğrenmek istiyorum size. Birçok akademisyenin katıldığını az önce de ifade ettik, konuştuk. Akademisyenlerin peki katılımları ne yönde olacak? Onun da cevabını alayım sizden. Ülkemizde Allah'a şükür yani bütün ilahiyat fakültelerimizde tasavvuf bölümleri var. Yüksek bir burada potansiyelimiz var bizim. Bütün hocalarımızı çağırdık. Bütün üniversitelerine davetiye gönderdik. İstanbul'da biliyorsunuz aynı zamanda bir üniversite kenti. Oradan da çok sayıda bir efendim öğrenci, akademisyen bekliyoruz. Tahminim çok canlı bir kültürel ve tasavvufi bir şölen olacak inşallah. Bu şölenden hepimiz zevkle istifade ederiz diye düşünüyorum. Evet. Peki son sözlerinizi de almış olalım ve söyleyişimize noktayı koyalım. Son olarak aktarmak istedikleriniz varsa. Yani bu tür uluslararası sempozyumlar çok masraflı ve çok zahmet oluyor organize etmek. Yani o kadar akademisyeni birleştirmek. Biz halkımızdan, İstanbul'dan belirlediğimiz canlı bir katılımla yurt dışından gelen, uzaklardan gelen, Yeni Zelanda'dan, işte efendim Afrika'dan, Amerika'dan gelen misafirlerimize bir iyi bir ev sahipliği yapmaları. Orada yapmaları gereken yani katılmaları. Çok teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için Erdem. Evet, çok çok teşekkürler ediyoruz. Stüdyomuza konuk olarak ağırladığımız Profesör Doktor Süleyman Derin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda da İSTAM, değil mi? İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Başkanı. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. 15 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Davetiyeleri bulabilenler. Davetiye gerekmiyor zaten girişim. Davetiye gerekmiyor. 16-17'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacak. Çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol. Ve spor haberleriyle devam edelim sevgili seyirciler. Fenerbahçe